İlk soruyla başlayalım. İlk soru uzun şöyle. Yani 3-4 tane soru var aslında. Ben istiyorsanız bunların hepsini okuyayım. Ondan sonra kendi cevabımla başlayayım. Arkadaşımız demiş ki, daha doğrusu arkadaşlarımız demiş ki, peki şimdi ne olacak? İktidar değişmezse ne tarz olaylar olacak? Türkiye'de yaşamak zorunda kalsaydın ve bir cumhurbaşkanının adayına oy verecek olsaydın, hangi adaylara oy vermezdin, hangi adaya oy verirdin? Muharrem İnce, Mansur Yavaş'ı desteklerken onun aday olmayacağını ve gençleri yanına çekebileceğini biliyor muydu? Muharrem İnce hakkında ne düşünüyorsun? İyi Parti'nin masadan kalkması masadan ne kadar oy götürür diye o sorular sormuş. Tabi bakın görüyorsunuz değil mi? Hayat ne kadar hızlı gidiyor. Bakın bu soruların çoğu şu anda irrelevant. Yani bu soruların çoğunun hiçbir değeri bile yok. Çünkü her şey çok fazla değişti. Tabi şunu söyleyerek başladım. Ben tamamen batırdım. Yani affedersiniz sıçtım batırdım. Benim hiçbir şekilde tahmin etmeyeceğim bir şey oldu. Muhalifler elbette benim beklediğim gibi ilk başta bir bozuldular, dağıldılar falan filan ama çok kısa bir süre içinde yani 24 saat içinde bence Meral Akşener'in çok ciddi bir fedakarlık yaparak tekrar masaya geri dönmesiyle birleştiler ve muhalifler şu anda yarışı ya daha doğrusu inisiyatifi ellerine aldılar diyebiliriz artık yani. Yani bu Meral Akşener'in dönüşünden hemen sonra iktidarda biliyorsunuz çok ciddi şeyler oldu. Yani işte Nagihan Alçı ben zaten hep CHP'liydim dedi. Sonra işte Cem Küçük ya biz Londra'ya mı kaçsak dedi falan. Yani bunları gördünüz orada bir panik başladı yani çok ciddi bir panik başladı. Yani onlar da olayı anladılar. Ama Meral Akşener'in dönüşü, onun dönüşünde işte Ahmet Davutoğlu'nun ve Ali Babacan'ın etkili olması bilmem ne falan filan bunlar muhalefetin birbirine kenetlendiğini gösteriyor ve dolayısıyla benim bütün yaptığım 3 senedir konuştuğum her şey çöpe gitti. Yani ben yanlış tahminde bulundum. Ben böyle bir öngörüde bulunmadım. Ben böyle bir araya gelebileceklerini falan filan kesinlikle ama kesinlikle düşünmedim. İhtimal de vermedim böyle bir şey olabileceğine. Fakat bunları söyledikten sonra seçim tahmini konusunda ne diyebilirim? Şunu diyebilirim arkadaşlar. Recep Tayyip Erdoğan 20 hatta İstanbul seçimlerini de alırsak 94'ten alırsak işi 30 senedir hiçbir zaman eşit olduğu bir seçime girmedi. Bakın bu Recep Tayyip Erdoğan için de ilk defa olacak. Recep Tayyip Erdoğan ya çok geride görülüyordu yani underdog diyorlar Amerika'da. Evet zor oldum. Ya işte underdog diyorlar Amerika'da. Yani ya böyle kesinlikle kazanamaz dediği yani karşı tarafın çok güçlü olduğu kendisinin çok güçsüz olduğu seçimlere girdi Erdoğan. 2003 seçimleri de böyleydi. Ya hatta kendisinin çok güçlü olduğu, karşı tarafın çok güçsüz olduğu seçimlere girdi. Ki işte 2012-2018 falan filan bence öyleydi yani. Karşı tarafın, ya Muharrem İnce'nin hiçbir şansı yoktu, Ekmelettin İhsanoğlu'nun falan. Kesinlikle en küçük bir şansı yoktu mesela. Yani o seçimi niye yaptılar ben onu bile bilmiyorum. Yani hani CHP'liler niye böyle o kadar sevindiler falan filan ben onu bile anlamıyorum. Ama bu seçim gerçekten Recep Tayyip Erdoğan için bir ilk olacak. Türkiye için de 30 yıldır bir ilk olacak. Çünkü ilk defa %51'e %49 yok. Şu anda iktidarda muhalefette %50'ye 50 bir seçime giriyorlar. Yani bu seçimi Recep Tayyip Erdoğan da kazanabilir, Kemal Kılıçdaroğlu da kazanabilir. Evet ilk defa söylüyorum bunu, ben de biliyorum. Zor oldum çünkü. İlk defa Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimalinin olduğunu görüyoruz. Yani kesin kazanır değil tabii. Ama Recep Tayyip Erdoğan için de kesin kazanır diyebileceğimiz bir seçim değil. Şu saatten sonra artık olay muhtemelen şeye kalacak. Yani propaganda süresince neler yapılacak? Bu 3 ay boyunca işte seçime kadar neler yapılacak? Onlara kalacak. Tabii bu seçimler zamanında yapılmayacak. Tayyip Erdoğan seçimleri işte iptal edecek. Savaş nedeniyle şöyle yapacak, böyle yapacak. Fethullahçısından PKK'lısına işte ne kadar dangalak varsa bunların hepsini söylediler. Ya o zaman da diyordum lan zamanında olacak. Ama Ruşen Çakır gibi sığırlar biliyorsunuz 4 senedir erken seçim yapılacak falan diyor. Ya arkadaş seçim zamanında yapılacak. Recep Tayyip Erdoğan seçimleri hep zamanında yaptı zaten. Daha evvel de öyle oldu. Ha bir böyle MHP'nin karışıklığıyla yine halkın desteğiyle erken alındığı falan oldu da bu seçim zamanında yapılacaktı ki zamanında yapılıyor. Gördüğünüz gibi koskoca bir deprem olmasına rağmen de bu seçim zamanında yapılacak, yapılıyor. Ya 14 Mayıs'a kadar neler yapılacak bunu görecek. Muhtemelen halk şu anda onu görecek. Ben yani biliyorsunuz Türkiye'de sadece 2 kamuoyu yoklama şirketi var. Bunu bir daha söylüyorum. Yani bu ikisinin dışındaki hepsi dolandırıcı. Hepsi dolandırıcı. Bak şu bu isim vermiyorum. Metropol ve Konda dışında, tekrar söylüyorum. Metropol ve Konda dışındaki bütün anket şirketleri arkadaşlar bakın dolandırıcıdır. Yani hani böyle masa başında anket yapıyor. Hayır öyle değil. Dolandırıcı, tokatçı yani. Veriyorsun 10 bin lira seni birinci seçiyorlar. Yani bütün hepsi öyle. Metropol anket ve Konda sadece gerçek doğruyu söylüyorlar. Ve ben hem Özel Sencar'ı hem şeyi o yüzden o konuların Bekir Ağardır'ı yakından takip ederim. Yani bunlar sadece dinlenmesi ve
takip edilmesi gereken anketçilerdir. Ve onlarda da şunu görüyoruz, şunu duyuyoruz. Onlar da eşit ve ortada diyorlar. Yani onlar ne zamandan beri ortada diyorlar da hala ortada demeye devam ediyorlar. Fakat muhalefetin bu işte Meral Akşener'le ondan sonra Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'ı ne şekilde, ne amaçla, ne nasıl ve ne zaman olacağı bilinmeyen bir şekilde Cumhurbaşkanı yardımcısı falan atama falan gibi böyle bir formülasyon buldular ki yani bunu da niye yaptılar ya, Mansur'un, Ekrem'in ben hiçbir zaman Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını veyahut da İstanbul'dan ya da Ankara'dan falan çıkabileceklerini düşünmüyorum, bakın kesinlikle öyle bir şey olmayacak. Ya onlara ne Cumhurbaşkanı yardımcılığı verecek ne bir şey. Ha belki İstanbul'dan Ankara'dan sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı falan yaparlar. Ya böyle tamamen komik saçma sapan bir şey yaparlar yani muhtemelen. Ama o yani bunların ne, ama en azından onların aday olamayacağını işte Selçuk şey Ümit Özdağ gibi veyahut da işte ne bileyim Meral Akşener gibi birilerini zorlamasıyla bu adamların adaylığa çekilemeyeceğini, sağda solda en azından çıkıp da ya Kemal Kılıçdaroğlu malın teki falan demeyeceklerini biliyoruz yani en azından. Dolayısıyla böyle bir birlik oluştu. Muhalefet bir birliği sağladı. Şimdi artık bundan sonrası seçim sürecinde ortaya çıkacak. Yani eğer seçim sürecinde, tekrar söyleyeyim, eğer Kürtlerin oyunu alacağım diye, yani Kürt oyu dedikleri biliyorsunuz PKK'nın liderliğinin seyrediği şeyler. Yoksa Kürt oyu diye bir şey yok. Ben bunu her zaman söylüyorum. Türk oyu diye bir şey de yok. Kürt oyu diye bir şey yok. Ya yani insanlar Türkler de Kürtler de bütün partilere oy veriyorlar. Ya yani Türk oyu demek, Kürt oyu demek faşizmdir. Yani Kürt oyu biliyorsunuz bu tabiri yani Nevşin Mengü ile işte Ruşen Çakır falan soktular insanların gündemine. Kürt oyu diye bir şey yok. Kürt oyu diyen adam faşisttir. Yavşaktır, namussuzdur, ırkçıdır yani. Kürt oyu ne demek lan Kürt oyu? Yani Kürtler ne? Ayrı bir cins, yaratık mı? Hayvan mı la bunlar yani? Sen manyak mısın? Şerefsiz herifler yani. Ama ahlaksızca böyle laflar ediyorlar. Ama işte eğer Kemal Kılıçdaroğlu da bunların suyuna gider ve Kürt oyu falan deyip PKK'nın kendisine verdiği talimatları yerine getirmeye çalışır, HDP'den emir almaya kalkarsa, İşte ikide bir çıkıp da Demirtaş'ı serbest bırakacağım falan derse kazanamaz. Yani bunu tekrar söyleyeyim. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu işte Kürt oyu deyip gidip PKK'ya yaslanır, PKK'nın uyuşturucu kaçakçılarını kurduğu Arda TV'ye falan çıkar, orada böyle Kürtlerin oyunu dileniyorum falan filan deyip PKK'yla görüşmeye yapmaya çalışırsa kazanamaz. Aynı şekilde yani Ali Babacan'ın falan da biliyoruz çok ciddi angaje olduğunu Fethullahçılara. Ali Babacan vasıtasıyla mesela sürekli ikide bir KHK'lıları şöyle yapacağız, KHK'lıları serbest bırakacağız falan filan gibi 15 Temmuz darbesini aklamaya çalışan şeyler söylerse, işte FETÖ'cüler de aslında çok iyiydi ya, Fethullah Gülen de falan hatta iyiydi falan filan gibi. Hani böyle şeyler söylenirse, tekrar söylüyorum, kazanamaz. Ya kaybeder o zaman yani her türlü. Ama şu anda net bir şekilde söyleyelim, ben yanıldım. 4 senelik analizlerimi yiyorum ve şu anda iktidarın ve muhalefetin eşit olduğu bir seçime gireceklerini öngörüyorum. Şu saatten sonra tekrar söylüyorum. Artık tarafların birbirlerine karşı yaptıkları hatalar önemli olacaktır. Tabii burada arkadaş demiş mesela Muharrem İnce hakkında ne düşünüyorum? Muharrem İnce yani %3'ü falan göremeyecek bir adam şu seçimde. Tabii şunu biliyorum yani acayip hype'lanıyor şu anda. Ya yani Erlik tarafından, Cahreyn tarafından ki onları da takip ediyorum ben ya. Yani. Ekşi Sözlük'te falan filan acayip hype'lanıyor Muharrem İnce. Ve işte sanki böyle yani gençleri gerçek anlayan Kemal Kılıçdaroğlu gibi 75 yaşında gibi beyinsiz değil de ama işte böyle ne bileyim insanların sorunlarını eğlen falan filan gibi bir adam gibi görüyor. Arkadaşlar sizi yanıltmasın, %3'ten daha fazla oyu yok Muharrem İnce'nin. Ha Muharrem İnce'nin girişi neye yarayabilir? Yani %3 alırsa kimden gider? O aldığı %3 elbette Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gidecektir ve Erdoğan'a yarayacaktır. Ben de Muharrem İnce'yi yani çok sevmemekle beraber, çünkü Muharrem İnce bence benim tarzım bir adam değil. Muharrem İnce ne bileyim Ramazan'da falan filan rakı içen bir adam yani. Bunu da saklamayan böyle ne bileyim dilimde güneşlenmeye giden falan filan bir adam. Ya bana çok ters siyasi görüş olan şey olarak da, ama hani böyle fotoğraflar verebilmesi akıl olarak da çok zeki bir adam olmadığını gösteriyor. Yani bu fotoğraf verilmez yani. Ramazan'da bira içilirken sahilde falan fotoğraf verilmez. Demek ki bu adam aynı zamanda dangalak. Yani çok kafası basan bir adam değil. Yani öyle olunca ben yani tabii Cahreyn Mahreyn falan çok hype'lıyorlar da yani %3'ü geçebileceğini düşünmüyorum. O aldığı %3'ü de Kemal Kılıçdaroğlu'na alırsa bunun da Recep Tayyip Erdoğan'a yarayacağını düşünüyorum. Ama ilerleyen günlerde ben şunu da öngörüyorum. Eğer muhalefet bu kadar birleştiyse ve Muharrem İnce de tahmin ettiğimiz kadar, yani en azından benim tahmin ettiğim kadar dangalan biri ise, onu da böyle bir Cumhurbaşkanı yardımcılığı, adaylığı falan filan gibi bir şeyle muhalefet
kendi ittifakına çekebilir mi? Evet çekebilir. Yani çekebilirse o zaman daha da güçlenebilirler mi? Evet güçlenebilirler. En azından %1'lik, %2'lik oyları vermemiş olurlar. Görüyoruz ki işte Erdoğan işte Hüdapar'la yeniden Refah'la falan filan anlaşma yapmaya çalışıyor. Niye? Çünkü %1'in, %1,5'un, %0,5'in falan filan önemli olduğu bir seçime giriyoruz. Öyle olunca da o tarafta nasıl böyle şey yapıyorlarsa, kol kola gelmeye çalışıyorlarsa bence Muharrem İnce'yi de bir şekilde muhalefetin kendi aralarına katmaları gerekir. Yani onu böyle çocuk gibi arada ben oynamayacağım falan demeleri yanlış. Ümit Özdağ'a ırkçı deyip Muharrem İnce'ye ırkçı deyip falan filan onu dışlamaları muhalefetin seçimi kaybetmesine neden olabilir. Öyle olduğu için de bu önemli. Yani Muharrem İnce olayı önemli. Yani yine arkadaş demiş ki Mansur arkasına alması seçimi kazanma ihtimalini arttırır mı? Ya Mansur arkalarına almadılar. Bak tekrar söylerim. Ekrem İmamoğlu'nun arkalarına almadılar. Ama onların en azından piyasaya çıkıp 2'de 1 ne bileyim Habertürk'te canlı yayına çıkıp bu CHP yanlış yapıyor falan demesinin önüne geçtiler. Yani bu da aslında arkasına almak demektir sosyolojik bağlamda. En azından sesleri çıkmayacak yani. Şimdi sesleri çıkmayacaksa evet. Yani bu soruya arkalarına alması olarak değerlendirilebilir ve evet seçimi kazanma ihtimallerini de arttırır ki şu anda ben o yüzden zaten eşit görüyorum yani. Şu anda %50'ye %50'dir. Kemal Kılıçdaroğlu denen 75 yaşındaki leblebi beyinlinin bundan sonraki hareketlerine bakacağız arkadaşlar. Yani Meral Akşener geriye döndü ve sadece Meral Akşener PKK'ya ve FETÖ'ye geri demek için geri ya onları iktidar payı ortağı yapmamak için geri döndü. Ve işte Meral Akşener 2'de 1 PKK'ya laf sallıyor biliyorsunuz. HDP PKK'dan ayrılamadı falan filan dedi. Geçen hafta daha yeni dedi yani bunu. Yani bunu der de onun üstüne ya ama işte PKK'da demeyelim, PKK'da terör örgütü değil falan, sakin ve cansızla biz işte ne bileyim açılışa gideceğiz Almanya'ya falan gibi Kemal Kılıçdaroğlu böyle şeyler yapar, Ahmet Kaya şarkıları çalıp seçim mitingi yaparlarsa kaybederler. Onu söyleyeyim, kaybederler. Yani bu seçim önemli. Dediğim gibi eğer zaten muhalefet kaybeder, iktidar kazanırsa ben daha evvel de söyledim size kesinlikle bir iç savaş yaşanacaktır. Çok kanlı bir iç savaş yaşanacaktır. Recep Tayyip Erdoğan'ı daha insanlar tanımadılar. Recep Tayyip Erdoğan şu anda diktatör falan filan değil. Recep Tayyip Erdoğan Anayasa Mahkemesi'ne başkan atayamadı. İrfan Fidan denen bir dangalak var. Bir köpek var yani bir köpek. Yani 30 IQ'lu bir şerefsiz yani. Böyle ne bileyim ya kiralık katil gibi bir yavşak yani. O adamı Anayasa Mahkemesi başkanı yapmaya çalıştı ve yapamadı. Recep Tayyip Erdoğan şu anda Anayasa Mahkemesi'ne başkan seçemiyor arkadaşlar. Yani hani diktatör şöyle lan Anayasa Mahkemesi'ne başkan atayamadı lan. Lan Viktor Orban Macaristan'da bütün Anayasa Mahkemesi'ni yok etti lan. Anayasa Mahkemesi ne bütün üyelerini emekli etti herif. Bir kalemde emekli etti. Kendi yerine 20 tane yepyeni yargıç atadı. Senin Recep Tayyip Erdoğan dediğin adam o adam Avrupa Birliği ülkesi bakın yani Macaristan. Bu adam bunu burada yapamadı daha hala. Ama eğer seçim bir kere daha kazanırsa Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyacaksınız arkadaşlar. Bütün Türkiye 80 milyon FETÖ'cü olacaksınız. Ve hepinize FETÖ'cü denecek. FETÖ'cü muamelesi göreceksiniz. Terörist muamelesi göreceksiniz. Ve bundan da elinize silah almadan kurtulabilme ihtimaliniz olmayacak. Maalesef özür dileyerek söylüyorum yani. O yüzden yani ben Türkiye adına seviniyorum. Evet ben patladım, rezil oldum. Evet kepaze oldum, zort oldum arkadaşın tabiriyle. Yani muhalefetin birleşebileceğini tahmin edemedim. Ama inşallah ben daha da rezil olayım, sefil olayım da inşallah şu 75 yaşındaki leblebi beyinli de olsa biri çıksın da bu Recep Tayyip Erdoğan gitsin, yeter ki gitsin yani. Ha, istiyorsanız seçim sonrası da bir takım tahminlerimi söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa ne olacağını söyledim. Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa bunlar olur. Ama muhalefet kazanırsa arkadaşlar, ya maalesef bu muhalefet gitmez. Onu da söyleyeyim. Yani evet geniş tabanlı bir muhalefet oluştururlar ama yani Temel Karamollaoğlu denen 83 yaşındaki yavşakla ne bileyim Ahmet Davutoğlu denen ve kendisini bir bok sanan 3 tane makalesiyle işte sağa sola profesör yapılmış bir yavşan aynı anda Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu bir Türkiye arkadaşlar iktidar bağlamında gidemez. Maalesef bunu açık yürekli söylemek zorundayım. Meral Akşener'le efendime söyleyeyim yollar daha seçimden 10 gün sonra ayrılır. Bak Meral Akşener'le yollar seçimden 10 gün sonra ayrılır. 20 Mayıs'ta Meral Akşener
kendi parti bloğuyla birlikte mecliste Millet İttifakı'nı terk edecektir. Çünkü dayanamayacak. Çünkü dediğim gibi PKK'ya falan bakanlık vermeye kalkacaklar. HDP'li birine, Tarım Bakanlığı birine zırt süt vermeye çalışacaklar. Yapacaklar bunu. Göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Ve bu yani bir sonraki iktidarı yok edecektir. Ve buradan da maalesef yine işte belki Ekim'de, Kasım'da falan filan tekrar bir erken seçim daha gelebilir. Niye? Çünkü Erdoğan eğer milletvekili seçimlerine güzel asılırsa ve mecliste hala daha birinci parti olarak çoğunluğunu korursa, yanına alacağı İyi Partili veyahut da işte sağdan soldan gelen diğer milletvekilleriyle şu anda işte mesela seçilmiş olan Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tekrar şeyden düşürebilir. Çünkü tekrar söylüyorum, Ali Babacan'la Temel Karamollaoğlu'nun aynı anda Cumhurbaşkanı yardımcısı doğal olabilir ama mesela atıyorum Adalet Bakanlığı Özgür Özel yapar da ne bileyim işte İçişleri Bakanlığı'na Koray Aydın yaparsanız abicim sen gidip de Tarım Bakanlığı'nı HDP'ye falan verdirtmezler sana. Ve o hükümet yıkılır. Yıkılırsa da yeniden bir daha başka bir seçime gitmek zorunda kalabiliriz. O yüzden muhalefetin seçim sonrasını da düşünmesi gerekiyor. Ama bana şu anda düşünüyorlarmış gibi gelmiyor. Yani şu anda muhalefetin tek bir derdi var. Şu Tayyip'i bir devirelim. Abi mevzu o kadar basit değil. Mevzuyu bu kadar basit gördükleri için bence iktidar olsalar bile uzun dönemli iktidarlarını sürdüremeyecekler. Ve tabii orada ortaya çıkacak olan bir ekonomik kriz yine CHP'ye patlayacağı için, yine Kemal Kılıçdaroğlu'na patlayacağı için. Aslında yani mesela çoktan beridir üstüne basılan bir dolar var. Ve senin en küçük bir ekonomik krizinde o dolar 30'a 40'a zıplarsa o fatura da CHP'ye kalacağı için CHP yine bir 30 yıl boyunca tekrar iktidar göremeyeceği bir devir yaşayabilir. Ve sadece 6 aylık, 3 aylık bir 75 yaşındaki leblebi kafalının cumhurbaşkanlığıyla Tayyip Erdoğan tekrar bir daha bir erken seçimle bir daha iktidara yürüyebilir arkadaşlar. Yani maalesef böyle bir ihtimalle var. Muhalefetin bunları da düşünmesi gerekir diye düşünüyorum ben.